Şimdi bununla ilgili e, sorular var. Bu muhatabına soracağız. Bundan sonraki birkaç haber sonra muhatabına soracağız. Yani bu enflasyonla ve gıda fiyatlarında artış artışla ilgili de sorularımız var. Cevaplanmayan sorular var ya cevabı ne diye sorduk ya. Verilmiyor bu da bu cevapların ne olduğuna dair benim bir fikrim yok. Çünkü verildiğini görmedim. Bir takım aforizmalar var bir sürü boş laf var. Bu arada enflasyon yüksek devam ediyor. Daha da yükselmesi ihtimal dahilinde. Ve bu ülke gıda yüzünden, bu ülkenin iktidarı, iktidar partisi gıda yüzünden sıkıntı yaşıyor. Bu ülke gıda yüzünden sıkıntı yaşayacak bir ülke mi? <laughs> ya bu ülke Grönland falan değil ki, İzlanda falan değil ki kardeşim. Akdeniz ülkesi burası ya. Nasıl olabilir bu ya? Nasıl olabilir yani? Bunu anlarım yani. Öyle ülkeler olur ki hakikaten anlaşılabilir bir şey. Yok. Yani de, derim ki tamamdır ya. İşte bu ülke böyle bir ülke. Danimarka falan olur, bir şey olur. Daha kuzeyde bir ülke olur. Nasıl becerdiler bunu acaba? Neyse, soracağız. Şimdi geçelim bir başka cevapsız soruya. Ruhsar Pekcan skandalı. Ee, skandalın seyrine bakalım. İçini çekerim. Evet, içi böyle. Ruhsar Pekcan kendi bakanlığına dezenfektan satan, bozuk dezenfektan sattığı anlaşılan ve hatta bugün eski ortakları tarafından hakkında suç duyurusunda bulundurulan bakanla ilgili Mecliste soruşturma komisyonu yok, savcılar kör, sağır dilsiz. Kendi bakanlığına kendi şirketinden faiz fiyata dezenfektan sattığı ortaya çıkan ve görevden alınan eski ticaret bakanı Ruslar Pekcan hakkında aylardır ne bir soruşturma var ne bir meclis soruşturma komisyonu için hamle. Türkiye'de siyasi ahlak ilgili detaylı bir düzenleme yok. Etik olan budur dersek bizim yaptıklarımızın etik olmadığını kabul etmiş olacağız. Dezenfektanların bozulmuş olduğu tespit edilmiştir. Ürünlerin mantarlaştığına ve mantarlaşan ürünlerin süzülerek tekrardan satışa çıkarıldığına yönelik video mevcuttur. Sadece kendi bakanlığına dezenfektan satmakla kalmadığı, tonlarca bozuk ürünü de piyasaya sunduğu iddiası eski bakan Pekcan hakkında. Eski orta ayıplı mal nedeniyle hem zarara uğradıklarını hem de itibarlarının zedelen ilgilendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu bakan hakkında. Çizgi olanları alma. Ürettiği dezenfektanlarda mantarlaşma, etkenlik sorunu olup bunu gidermek için ruhsat dışı kimyasallar karıştırdıklarını söylemişlerdir. Bakanla ilgili ortakları hukuki işe başlatmıştır. Pursaklardaki samimi AK Partili kardeşim de bunlara Göz olması Ruhsar Fekçan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Zaten satması normalde etik değil, doğru değil, kanuni değil. İkincisi yüksek fiyattan satmış, dolandırmış. Ayrıca bir de sahte ürün, kötü ürün vererek, bozuk ürün vererek de bir kez daha devleti dolandırmış. Bu kadın için Yüce Divan'ı çalıştırılmamasının sebebi, Sorumluluğun yine o tek adamda olması. Ruhsar Pekcan kendi şirketinden koltuğunda oturduğu bakanlığa dezenfektan satışı yaptığını kabul etmişti. Eski ortağı da hakkında suç duyurusunda bulundu. O suç duyurusuna karşı savcılık harekete geçecek mi bilinmiyor ama bakanlığa dezenfektan satışıyla ilgili Yüce Divan yolunun açılmasına dair bir işaret yok.